Peki. YouTube'dayız. Şu an 5 tane izleyicimiz var. Meli. İyi bayağı kalabalık. Erken tabii şu anda daha başlamamız ama. Şu an 5 tane izleyicimiz var. Meli. Şey mi YouTube'daki şey mi geliyor? Birkaç saniye geç So, geliyor. anne. Evet. YouTube'u mute aldım şimdi. İzleyicimiz var. Dört Artması oldu. gerekmiyor muydu ben de onun için? Evet, bir 10'la başlayıp hızlı bir şekilde 5'e düştü. Bizi görünce gidenler oldu sanırım. Bundan ne Normaldir. anlamalıyız bilmiyorum ama. Normaldir iki tane ve sakallı bir adamı gördükten sonra. Bizim burada tekrar karantina başlayınca ben yine böyle 3 aydır tıraş olamayan bir durumda kaldım. İzleyicilerden özür diliyorum gerçekten. Benim evet yani saç bir yıl oluyor neredeyse bir 10 ay oluyor. Sakal da bayağı birkaç ay olmuştur aynen. Evet, ben seni hiç uzun saçlı görmemiştim. Bak hiç Şöyle şaşırdım söyleyeyim. Üniversite ikinci sınıftan sonra beni kimse öyle görmedi. ama. Eşinin yorumu ne bu duruma? Ben en çok onu merak ediyorum. O bayağı destekledi ya. Aslında biraz o gaz verdi. Öyle Vay. söyleyeyim. Güzel. Nadir olan bir şey sanırım. Evet yani ben de çok beklemiyordum açıkçası. Bakalım sıkılana kadar böyle gideriz. Sayı artıyor Melih. Beşteyiz şu anda. Bayağı iyi. Hızlıca. Neyse saat daha yeni geldi zaten şu anda. Bir tane katılımcımız evet demiş. Ama biz bir teknik sorun ve dikkatsizlik sonucu saati yanlış belirtmiştik Meetup'ta. Onu bir 3-4 saat kala düzelttik. Belki onun da etkisi olabilir ama şimdi sayı artmaya başladı. Tam 17, daha doğrusu 20 çift 0 İstanbul saatiyle ve 11 misafirimiz var. Hoş geldiniz. Üç farklı time zone'da iş yapmanın zorlukları. Evet, gerçekten. Gerçi biz senle yakınız yani bir saat farkımız var değil mi? Bu biraz değişik bir his. Ben şeye çok alışkınım. İstanbul'da iken böyle güzel bir işte ev sahibimiz olsun, K-Works gibi ya da birçok yerde yaptık gerçi etkinlikleri ama işte Levent'te bir farklı yerlerde yaptık falan. Ve insanlarla yüz yüze gelelim, insanların gözünün içine bakabilelim. Şimdi o his olmayınca biraz garip hissediyorum. Gerçekten zormuş böyle yapmak bunu. İlk yorumlar gelmeye başladı. Selam Onat, hoş geldin. Ezgi, sen de hoş geldin. Selamlar. Tanıdık yüzler bol. Güzel. Evet, Ezgi hem tabii bizim Product Tank ekibinden hem de eski iş arkadaşımız Şevket de geldi. Hoş geldin. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Güzel, güzel. Sayımızda 17'yi buldum Eli.
Artıyor. Bakalım 50 geçecek miyiz? Ben onu merak ediyorum. Bizim şey canlı, yani canlı demek de garip oluyor. Bu da canlı. Gerçek hayat da garip oluyor. Bu da gerçek hayat. Tam ne desem bilmiyorum. Fiziksel olarak bir araya gelebildiğimiz etkinlikler diyeyim. O etkinliklerde böyle 3'te 1 gibi bir oranımız oluyordu aşağı yukarı. RSVP'ye evet diyenlerle gerçekten katılanlar arasında. Online'da ne olacağını merak ediyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şevki, Berkay, Ömer, Şevket, Emre, Onat, Ezgi hepiniz hoş geldiniz. Berkay, Letgo ekibinin çiçeği burnunda üyesi. Aa öyle mi? Evet. Bir anlamda da onboarding oluyor onun için. İki işi bir arada çıkarıyorsun beni. Çok pratik. Bu StreamYard'ın bir özelliğini deniyorum şu anda. Evet, güzel çalışıyor. Peki bir 15 kişi olduk ve bir 5 dakika geçti. Birazcık daha bekleyelim. Melih istersen sen bu sırada Letgo'dan son haberler. Letgo çünkü Amerika Türkiye bazı şeyler anlattın bana, ben çok şimdi sürprizini kaçırmayayım. Onlardan bahsetmek ister misin? Tabii tabii. Yani o biraz Letgo hakkındaki kısımda da var ama şöyle bizim normalde 3 tane ofisimiz vardı. Letgo pazar olarak bu arada dünyada farklı ülkelerde App Store'larda yani available'dı, açıktı kullanıcılara. Ama temel pazarı Amerika, ondan sonra Türkiye şeklindeydi ve daha sonra İspanya çok küçük de olsa böyle bir yapı vardı. Ve bizim ofis olarak da 3 tane ofisimiz vardı. Merkez Barcelona ofisi, benim şu anda bulunduğum ofis. Ondan sonra New York'ta bir ofis vardı, bir de İstanbul'da bir ofis vardı. Geçtiğimiz yaz Amerika'da şöyle bir değişiklik oldu organizasyonel olarak. Amerika'da OfferUp, Letgo'nun yine en büyük rakibi ve bu rakiple beraber bir birleşme gerçekleşti. Amerika pazarında iki uygulama birleşti. OfferUp brandi ve organizasyonun altında. O yüzden de şu anda aslında daha sonra da New York ekibindeki arkadaşlar da OfferUp bünyesine kaydırıldı. Böyle bir şey değişti. Şu anda yani resmi olarak Letgo'da iki tane ofis var artık. Yani Barcelona ofisi ve İstanbul ofisi olarak. Böyle bir değişiklik oldu. Ve şirket olarak da odağımız, yani bir numaralı odağımız Türkiye haline geldi. Aslında en büyük değişiklik bu. Diğer ülkelerde var yine hala daha yurt dışında açık olduğumuz ülkeler. Ama odak ülke Türkiye. Türkiye bu arada hani biz bazen günlük hayatta doğal olarak bazı şeylerden memnun olmuyoruz. Bayağı bir şey çıkıyoruz ama Türkiye'nin yani toplamda nüfusuna baktığınızda ekonomik büyüklük olarak dünyada özellikle önümüzdeki yıllarda ilk onun içerisinde yer alacağına dair birçok analizler de var bu konuda. Bizim de bağlı bulunduğumuz Naspers Group, işte OLX Group içerisinden Naspers Group da bu özellikle gelişmekte olan ülkelerin pazarlarına çok önem veren bir grup. Ve Türkiye'nin de buradaki şeyini önemli bayağı vurguluyorlar ve şu anda da bu yatırımda onun göstergesi aslında biraz. Hayırlı olsun diyelim Melih size. Tabii şeyi söyleyince biraz Türkiye'nin bu potansiyeli ve ileriye dönük resmini, senin Barcelona'da olman, benim Londra'da olmam, benim inşallah ileride tekrar İstanbul'da buluşuruz gibi bir düşündürdü ya. İnşallah mı bilemem ama şey İstanbul mu en azından, yani Türkiye'nin. Umarım ama falan olsa diyorsun daha iyi belki. Yani. Ama şey yani bu tamamen hani kim o, bu nüfus vesaire Türkiye'deki genç nüfusun olması, çok şeyin olması orada bayağı bir şirketlerin ilgisini çekiyor diyeyim. Potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. Peki. Şimdi bir 7 dakika geçtik ve başlayabiliriz. Ben kısaca Product Tank'ten bahsedeceğim. Slide'ları da göstermemize gerek yok zaten. Çoğu katılımcımız bizi tanıyor gördüğüm kadarıyla. Product Tank
İstanbul Product Tank organizasyonunun bir parçası. Product Tank aslında Mind the Product isimli daha büyük bir ürün yönetimi gönüllülerinin topluluğunun meetup ayağı. Meetuplar, Product Tank meetuplarına katılmadıysanız daha önce şu an kendimi duyuyorum ama neden duyduğuma emin değilim. Neyse çözdüm. Meetuplar aslında böyle ürün dünyasından insanların yine ürün dünyasındaki insanlara hem bilgi paylaştığı hem tecrübe paylaştığı hem de sohbet etmesini sağlayan bir etkinlik. Şu an 100'den fazla şehirde 50 binden fazla üyesi olan dünyanın en büyük ürün insanı topluluğu aslında Product Bank. Biz de İstanbul ayağını Ezgi burada bugün bizle beraber, bizim ekipten Besim, Berk ve Melis'le beraber yürütüyoruz. Bugün yine her zaman yaptığımız gibi çok sevdiğimiz bir ürün insanından çok spesifik bir konuda hem tecrübelerini hem yöntemlerini dinleyeceğiz. Mind the Product ve Product Tank çok zengin içeriğe sahip platformları olan bir oluşum. İşte Product Mind the Product isimli çok meşhur bir ürün konferansları var. Singapur, New York, Londra'da yapılıyordu tabii Covid'den önce, bu sene online. Onun dışında mindtheproduct.com ve Product Tank sitelerinden bakarsanız daha da detaylarını görebilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuz iş stratejisi ve ürün yönetimi arasındaki ilişki. Bir sorumuz var size başlamadan önce. Ben bunu chatten paylaşacağım. Daha sonra da sözü Melih'e bırakacağım. Melih konuşurken de siz cevaplarınızı paylaşırsanız çok makbule geçer. Sorumuz da şu: çalıştığınız şirketin ismini ya da en azından bir startup mı, bir kurumsal bir firma mı, yoksa bir COBİ'de mi, hangi ölçekte çalışıyorsanız bu seviyede bir cevabınızı merak ediyoruz. Bununla beraber çalıştığınız yerde ürün ya da hizmet kararları ne kadar stratejik veriliyor? İşte 5 tamamen stratejik düşünüyoruz, 1 rastgele cevap veriyoruz, karar veriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Chat'ten de paylaştım. Bu ölçekte paylaşırsanız biraz Melih de katılımcılar hakkında birazcık daha iyi bir fikre sahip olur ve ona göre belki bazı konuları özelleştirebilir. Melih'ten çok kısaca bahsedeyim. Bir nokta daha var eklemek istediğim. Orada belki şey de var. Çalıştıkları rolü de ekleyebilirlerse, atıyorum yazılım geliştirme tarafında da çalışıyor olabilirler. Designer olabilirler, product manager olabilirler ya da ilgili olabilirler bu konuya. O da olabilir. Tamamdır. Chat'e de ekledim Melih. Sağ ol hatırlattığın için. Melih kendisinden bahsedecek ama ben Melih'i nasıl tanıdığımdan bahsedeyim size kısaca. Melih'le bizim tanışmamız, ben Emlak Jet'te çalışırken işte oradan ayrılıp başka bir yere geçiyordum. O sırada Melih de benim pozisyonuma geçiyordu ve o sırada tanıştık. Çok da güzel bir iletişimimiz oldu ve bir arkadaşlık devam ettirdik. Ve daha sonra Product Tank'in Türkiye'de gelişmesine ve yayılmasına da oldukça katkısı oldu. Nihayet de bugün konuşmacı olarak ağırlıyoruz. Melih Letko'da Principal Product Manager olarak çalışıyor ve bir Tribal Lead diyor. Bunların hepsinin ne demek olduğundan da detaylı bahsedecek zaten. Evet. Teşekkürler Akar. Herkese öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Kanalıma hoş geldiniz diyeyim. Çünkü YouTube'dan yanına hep de bunu söylemek istemişim. Ben devam ediyorum Akar. İstersen. Tamam. Okey. Bir sunum da var, onu da zaten sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şeyi söyleyeceğim, hem mümkün olduk zaten samimi bir sohbet havasında ilerletmeye çalışacağım. Herhangi bir zamanda da herhangi bir anda da yorumlara, yani aklınıza soru gelirse ya da söylemek istediğiniz bir şey olduğunda yine eklersiniz. Zaten sonunda da bir soru cevap yapacağız. İsterseniz şöyle sunum tarafına geçecek olursak, böyle Letko branding'i ağırlıklı bayağı bir sunum oldu bu arada. Elimdeki en iyi şey buydu açıkçası, template buydu. O yüzden de
bundan bahsedeyim. Öncelikle ben buraya kadar nasıl geldim, daha önce çalıştığım yerler nelerdi ondan bahsedeyim. Ben Bilkent Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra aynı bölümde yüksek lisans da yaptım. Yine asistanlıkla beraber. Daha sonrasında çalışmaya başlayarak Ankara'da Softtek'te yazılım geliştirme tarafında ilk olarak çalışma hayatına girdim. Yaklaşık 1,5 yıl kadar orada banka projelerinde, İş Bankası'nın projelerinde görev aldım. Daha sonra oradayken aslında yazılım geliştirmenin o kadar da benim için çok da böyle istediğim bir şey, development'ın çok istediğim bir şey olmadı fark ettim. Daha sonra İzmir'e taşınarak orada Netsys'te, şimdi adı Logo oldu gerçi. Orada ERP yazılımları tarafında Product Management'a girdim. Adım attım. Hem orada yazılım geliştirme de vardı. Bir yandan yazılım geliştirme de yapıyordum. Bir yandan Product Management rolleri de üstleniyordum. Ve orada yavaş yavaş Product Management'a doğru geçtim. Ve daha sonrasında da İstanbul'a taşınarak sahibinden de Product Manager olarak çalıştım yine bu dönemde. Daha sonra AdForce'a geçerek orada gerçek bir startup deneyimini görmüş oldum. Böyle 20 kişilik bir ekiple bayağı ilginç bir uluslararası bir iş yaparak değişik bir startup deneyimi kazandım. Sonrasında da Akar'ın bahsettiği gibi Emlakjet tarafında, Emlakjet'te Head of Product olarak görev yaptım en son Türkiye'de. Yaklaşık 2 yıl kadar. En sonunda da 2018'in sonunda Letgo Barcelona'ya taşınarak burada İspanya'da Letgo'nun ürün ekibinde çalışmaya başladım. Letgo hakkında bilgi vereyim aslında. Türkiye'de bir yandan çok tanınan bir şirket ama bir yandan da aslında yapısı çok da %100 bilinmiyor. Hatta birçok insan Türk şirketi zannediyor. O da ilginç bir not. 2015 yılında kuruluyor Letgo. Alex Oxenford, Jordi Castello ve Enrique Linares tarafından. Merkez Barcelona'da, zaten o İspanya odaklı başlıyorlar ama özellikle daha sonra da Amerika ve Türkiye odaklı bir büyüme stratejisi var ve daha sonra da zaten sırayla New York ve İstanbul ofisleri açılıyor. Geçtiğimiz yaz ayına kadar da daha çok Amerika odaklı olarak, daha sonra da Türkiye odaklı olarak bu şekilde bayağı ciddi bir kullanıcı kitlesine erişiyor Letgo, büyüyor. Daha sonrasında şöyle bir şey oldu yazın. Biraz da bahsettim aslında. Amerika tarafında en yakın rakip olan OfferUp'la bir birleşme gerçekleşti ve daha sonrasında da bu organizasyonlar ve pazar odağı OfferUp dahilinde Amerika oldu. Türkiye'de Letgo da Türkiye odaklı bir şirket haline geldi. Yine Barcelona'daki ekipler aynı şekilde çalışmaya devam ediyorlar ama artık Türkiye pazar odaklı çalışıyorlar. Buna bağlı olarak da bir yandan da İstanbul'daki ofiste büyüyerek de çalışmaya devam ediyor. Onunla ilgili zaten bazı paylaşımlarım olacak. Letgo OLX Group bünyesinde, yani Naspers'ın yatırımı olan, bir ilancılık tarafındaki kolu olan OLX Group bünyesindeki bir şirket. OLX Group'ta dünyanın farklı yerlerinde Hindistan, Arjantin, Brezilya, Polonya, Ukrayna, Rusya, Dubai vesaire farklı ülkelerde birçok yatırım olan, bu alanda yatırım olan bir grup. Letgo'da bunun Türkiye ayağını oluşturuyor aslında. Ve burada bizim biraz da Barcelona'daki ve artık Türkiye'deki bir kısmı da ürün ekibi yapılarından bahsedeceğim. Ürün ekibinden buradan kalsın sadece product management değil, aynı zamanda product data tech organization dediğimiz bir yapı bizim burada. Yani yazılım geliştirme, mühendislik de veri data ekipleriyle beraber bir yapı var burada. Burada aslında biraz da çok da yabancı bir şey değil. Spotify'ın özellikle meşhur ettiği ecel takımlardan oluşan bir yapı var. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi mesela ana bir organizasyonun altında tribe adını verdiğimiz gruplar var. Bunlar, bu tribe'lar her bir stratejik alana odaklanmış oluyor. Yani şirketin o dönemki stratejisinde hangi kısım daha ön plandaysa ona göre şekilleniyor ve gruplanıyor. Ve bu her bir tribe'ın altında squad dediğimiz farklı disiplinlerden oluşan, çalışanlardan oluşan bir yapı var, takımlar var, agile ekipleri diyelim. Ve her bir squad kullanıcı deneyiminin farklı bir tarafından sorumlu. Nedir mesela? Atıyorum ilan verme adımlarından, ilanların içeriğiyle ilgili bir ayrı bir sorumluluk var. Web tarafıyla ilgili ayrı bir sorumluluk var. İşte olan takım var. Arama kısmıyla ilgili olan bir yapı var. Bu birçok zaten ortamda, birçok platformda benzer bir şekilde çalışan bir sistem. Ve buradaki squadlarda da önemli olan kısım, mesela bakıyorsunuz burada zaten developerlar, işte designerlar, engineerlar, product managerlar
birlikte çalışıyorlar. Bazı takımlarda da o domaine göre o takımın çalıştığı data scientistler, data engineer'lar ve web developer'lar da çalışıyor. Letgo mobile odaklı bir şirket daha çok. Ama web tarafındaki özelliğinde, yapısında giderek de daha artırıyor, ağırlaştırıyor diyelim. Ve bir yandan da burada her bir takımdan da kendi bildiğiniz gibi deneyim tarafına sorumlu olduğu için bayağı bir flexibility ve özgürlüğü de verdiği bir yapı. Bu slaytlar aslında yeni hazırladığım slaytlar değil. Bu daha önce konuşmalarımdan da yaptığım sunumlardan da geliyor. Ve bu sunumlarda da genellikle şöyle bir soru geliyor daha sonrasında. Ben biraz daha buna odaklanmak istiyorum daha çok. Bu ekipler nasıl önceliklendirme yapıyor? Şimdi daha önceki konuşmalarda da arkadaşlarla, diğer product manager'larla, bu alandaki insanlarla konuştuğumuzda hep konu bir yere bir şekilde buna bağlanıyordu. Ve çok sıklıkla insanlar şeyi sormaya başlıyor. Hangi framework'leri kullanıyorsunuz? Nasıl yöntemler geliştiriyorsunuz? İşte skorlama mı yapıyorsunuz? Safe mi, Rice mi? Nasıl weight-out'lar kullanıyorsunuz gibi. Ben bunu biraz daha özellikle şey buluyorum. Yani bir yandan hak veriyorum. Çok da doğal bir şey ve önemli de bir kısım aslında ama bir yandan da Türkiye'de gördüğüm product management ekiplerinde, product manager'larda çok da takılmış durumda olduğunuzu görüyorum bu konuda. Fazlasıyla önem verdiğinizi görüyorum. Buna, çünkü anlayışla karşıladığım kısım da şu, yani çok fazla stakeholder baskısı var, kaynaklar kısıtlı, farklı şirketler sonuçta birçok hedefleri oluyor, büyüme ihtiyaçları var ve yani birçoğu da tabii ki de çok böyle olgun, büyük yıllarını almış ya da organizasyon olarak süper gelişmiş şirketler olmuyor haliyle. Letgo'da ben de zaten biraz da buna şey yapmak istiyorum, adreslemek istiyorum. Letgo'da biz bunu nasıl yapıyoruz? Biz bunu çok da zaman harcamıyoruz açıkçası, yani önceliklendirmeye. Çok da harcamak istemiyoruz. Bunu harcamamız da gerekmiyor sırf önceliklendirmeye. Çünkü oraya gelene kadar aslında daha kat edilmesi gereken safhalar var. Mesela bunun için biz biraz daha ürün stratejisine odaklanmaya çalışıyoruz. Yani önceliklendirmeden bahsediyoruz ama mesela stratejiniz belliyse, o stratejileri hangi hedefe bağlı olarak hangi hedefleri elde etmek istiyorsanız ve bu netse, o zaman önceliklendirme bayağı kolay bir şey oluyor aslında. Yani hangi KPI'ye hangisi daha çok adresle, hedefle, yani hangi proje daha çok ilintiliyse onu daha çok önceliklendirmeniz çok daha kolay hale geliyor. Burada bu arada yani biraz önce saydığım faktörlerin hepsi aslında Letgo'da da olan şeylerdi. Geçmişte daha her şey böyle güllük gülistanlıkta değilmiş aslında daha önceki dönemlerde ama daha sonra bir vizyonel liderliğin katkısı, orada organizasyonel gelişim çabaları, danışmanlıklar vesaire derken bir kültür yerleşmeye başlıyor ve buna bağlı olarak gelişiyor. Benim de aslında bugün bu konuyu seçmekteki amacım da bu yani. Şimdi görüyoruz mesela, bakıyorum birçok tarafta arkadaşlar da eklemeye başlamışlar. Çoğunlukla product owner, product manager olarak çalışan arkadaşlar var, UX tarafında çalışan arkadaşlar var. Farklı farklı kurumsal, işte özellikle görüyorum yarı kurumsal şirketlerde, bazen bu da startuplarda da olabiliyor. Burada şirketlerde bu bakış açısını değiştirmek için siz ne yapabilirsiniz aslında, nasıl bir ortama hedefleyebilirsiniz ya da bir CEO'nuza ya da diğer liderlere kabul ettirmek için elinizde ne tarzda neler bulundurabilirsiniz, neleri kullanabilirsiniz, nasıl bir değişim başlatabilirsiniz, oradan akizane burada birkaç tane bir şeyden bahsederek orada bir daha çok fikir vermeye çalışacağım. Bununla ilgili de zaten daha sonrasında sizden sorularla da devamlı cevaplamaya çalışacağım. Peki ürün stratejisi olması gerekiyor diyoruz. Çok güzel ama bu nasıl oluşuyor? Biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz diye bir soru gelebilir haliyle. Şimdi genellikle bir iş stratejisi olduğu zaman insanın aklına şu geliyor. Tanıdık senaryolar. Böyle şirketin bir stratejisi var. Hadi bakalım hemen detaylı bir plan getirin bununla ilgili. Bakalım da bu stratejiye nasıl ulaşacağız? Hemen bir kontrol devreye giriyor orada. İşte yıllık roadmap'ler, deadline'lar, Gantt chart'lar, hedeflerden çok böyle feature'ların konuşulması. İnsanı konuşurken bile ruhunu sıkan şeyler ama bunlar da hayatın gerçekleri. Bu böyle oluyor. Hepimizin hayatında geçmişte ya da etrafında da bu tarz örnekleri görmüşüzdür. Çok da yabancı geldiğini zannetmiyorum herkese. Hala daha da yaşıyor bir çünkü. Peki doğru yöntem bu mu? Evet de değil. Tamam. Doğru yöntem bu değil. Evet de ama nasıl emin oluyoruz burada? Yani biz buna nasıl yaklaşıyoruz? Product takım olarak Letgo'da ondan biraz bahsedeyim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, bir yandan da siz ekip olarak ne kadar standardı üste koyarsanız bu biraz da kültürü de etkiliyor. Bunun yöntemlerinden bir tanesi de aslında bakın biz böyle çalışmak istiyoruz, biz bu yüzden böyle çalışmak istiyoruz diyebilmek. Biz de özellikle Letgo ekibinde, Letgo'da böyle product ekibi olarak böyle bir manifestoyla aslında kendimizi
ifade etmek istiyoruz. Yani burada zaten 7-8 tane çok önemli nokta var. İşte kullanıcı odaklı olmak, odaklanmak, önemli şeylere odaklanmak, datayı kullanmak quantitative ve qualitative olarak. Yani bunlar product management tarafında geçmişte tecrübeli olan insanların çok bildiği şeyler, bilmediği şeyler değil. Burada özellikle de belirtmek istediğimiz bir şey var bizim. We add value, not just features. İşte bu kontrol ve detaylı planlama sadece feature'a doğru gittiğinde en büyük sorun bu oluyor ve biz de bunu açıkçası bu yöne gitmek istemiyoruz. Neden gitmek istemiyoruz? Neden doğru yöntem bu değil? Bu konuyla ilgili birçok çalışma var ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Daniel Pink'in kitabı. Daniel Pink'in bu Drive isimli kitabı bayağı popüler olmuş zaten. New York Times bestseller bir kitap. Ben açıkçası benim gibi biraz da gizli bir itiraf, böyle iş kitaplarından, business kitaplarından gizli gizli sıkılan birileri varsa özetlerini, YouTube'daki videolarını falan da izlemelerini tavsiye ederim açıkçası. Onlar da bayağı bir şey katıyor yine. Burada şeye cevap veriyorlar. Aslında bu bir çalışmanın sonucu, birçok çalışmanın sonucu bu kitapta şunu irdeliyor. Bizi ne motive eder çalışanlar olarak? Para mı, ünvan mı? Herkesin hemen aklına bunlar geliyor. Bununla ilgili olarak da verdiği birkaç tane örnek var önemli. Şundan bahsediyor aslında Daniel Pink. Diyor ki basit, daha çok yaratıcılık getirmeyen, daha böyle biraz böyle İngilizce konuşacağım kusura bakmayın, straightforward dediğimiz işlerde ödüllendirme yöntemi kesinlikle işe yarıyor. Daha böyle şeyde üretim artırıyor. Özellikle fabrikalarda vesaire bu kol gücünü gerektirdiği kısımlarda gerektiren işlerde daha çok işe yarıyor. Ancak olay karmaşık, daha çok yaratıcılık gerektiren işler olduğu zaman, daha kompleks görevler geldiği zaman, o zaman tam tersi bu ödül havuç yöntemi işe yaramıyor. Tam tersi performans düşüklüğüne de yol açıyor. Baskı, işte stres gibi sonuçlar yaratarak. Yalnız burada şunu söylemek lazım. Yani bu tamamen şuna dayanak. Yani kritik nokta şu: eğer yeterince ücret ödemezseniz insanlara, bu kesinlikle motivasyon düşüklüğüne yol açıyor. O kesin. Ama artık paranın çok büyük bir sorun olmayacağı şekilde bir para ve gelir düzeyini oturtursanız, onun ötesinde artık çok da bir katkı sağlamıyor. Ondan bahsediyor. Ve bunun için de devam ettiği zaman da 3 tane motivatörü ortaya çıkarıyor. Nedir bunlar? Otonomi. İnsanların kendi kendine inisiyatif olarak özgür bir şekilde daha çalışabilmeleri. En önemli faktörlerden bir tanesi. Bunun mesela bir örneği, o verdikleri bir örnekte Atlassian'ın mesela bir örneği var. Atlassian bunu birçok farklı şirket yapıyor da bir gün diyor ki, bir şirket etkinliği olarak bir gün boyunca istediğiniz konuda istediğiniz kişilerle birlikte çalışabilirsiniz bu şeyde, şirket bünyesinde. İşte insanlar kendi takımlarını kuruyorlar, kendileri konu seçiyorlar, tamamen kendileri hobi gibi çalışıyorlar bunun üzerinde ve bu çalışma sonucunda normalde erişilemeyen bir üretkenlik ortaya çıkıyor. Yani birçok sorun, bug bununla ilgili, bununla çözülüyor. Yeni ürün fikirleri çıkıyor. Bunlar bayağı başarılı oluyor. Bu örnekten bahsediyor ve otonomi gerçekten önemli bir, en önemli motivatörlerden bir tanesi bu konuda. İkincisi mastery. Yani bir alanda uzman olmak için aslında insanlar kendi kendilerine motive oluyorlar. Mesela işte bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenmek de bunlardan bir tanesi. Mesela özellikle şeyden bahsediyor. Open source software'den bahsediyor. Mesela bakıyorsunuz işte Linux gibi, Apache gibi dünyada birçok yerde kullanılan, milyonlarca insan hayatını etkileyen ürünleri aslında kimse para kazanarak yapmıyor, amaçlı yapmıyor. Burada tamamen kar amaçlı olmadan bayağı bir organizasyonun içerisinde çalışıyorlar. Üçüncüsü de purpose. Oradaki şirket amacı, hedefi. Sadece kar etmenin aslında bir pozitif motivasyon sağlamadığını, aslında karın da gelirin de dışında şirket olarak ben dünyaya ve topluma ne katkı sağlıyorum sorusuna cevap verebilen şirketlerde ve organizasyonlarda insanların çok daha motive olduğunu gösteriyor. Buradan özellikle ben otonomiye gelmek istiyorum, biraz daha detaylanmak istiyorum. Otonomi neden önemli? Çünkü şöyle bir yapı ortaya çıkıyor aslında insan psikolojisinde de. Yani daha burada az otonomi bir yerden sonra güven ilişkisinin zedelenmesine sebep oluyor. Yani yöneticiyle, çalışan yönetici arasında ya da yöneticiyle çalışan arasında, farklı farklı ekipler arasında güvenin azalmasına, dolaylı olarak da enerjinin, motivasyonun düşmesine yol açıyor. En sonunda da burada aslında insanlar bir şeye daha kendini adayacaklarına sadece bu yerine gelen, yani yapılması gereken şeyleri yerine getirmek için sadece idare edeceğim, ben bunu halledeceğim mantalitesine geçmesine sebep oluyor. Commitment'ı aslında kaybetmiş oluyor insanlar.
Pek güzel. Yani burada bahsediyoruz, doğru yöntem bu değil de neden bu oluyor? Yani herkes, birçok insan belki, yani birçok yönetici de aslında bunu biliyor ama genelde realiteye geldiği zaman bir şekilde bu zedeleniyor. Bu neden böyle oluyor sorusuna da cevap arayan bir kişi var yine aynı şekilde, Steve Bungie. The Art of Action kitabında da özellikle bundan bahsediyor. Bundan bahsederken üç tane faktörden bahsediyor. Faktörü ortaya çıkarıyor bu yazar. Diyor ki, yani üç tane, şimdi bizim yaptığı şirketlerde, çalıştığımız organizasyonlarda mevcut durumun sonucunda, outcome yani the situation sonucunda bu bir plan ortaya çıkar ve planlar aksiyona dönüşür, o aksiyonlardan da bir sonuç elde edilmesi beklenir. Ama bu geçişler sırasında genellikle üç tane büyük boşluk, üç tane büyük gap oluşuyor aslında. Knowledge gap, alignment gap ve effects gap dediği üç tane boşluk oluşuyor ve genellikle de bu tarz organizasyonel sorunlar bu tarz gaplardan çıkıyor diyor. Nedir bunlar? Biraz daha detaya indiğimizde aslında knowledge gap'tan başlayalım. Mevcut durumda bizim mevcut durumla ilgili bilgi sahibi, yeterince bilgi sahibi olmaması insanların, yeterince detaylı bilgi sahibi olması ya da olması gerekenden fazla şekilde aslında doğru bilgiye sahip olmaması ve fazla fazla bilginin içinde kaybolması bir knowledge gap doğuruyor. Bu da doğru planlamanın yapılmamayabileceği konusunda bir soru işareti ve şüphe doğuruyor. Genellikle de kötü örneklerde bu gereğinden fazla detaylı bilgi verilmesi olarak sirayet ediyor aslında. Ya da daha az verilmesi gibi. Ama genellikle aksiyon hep böyle bilgiye boğalım şeklinde oluyor önleyici olarak. Sonrasında da mesela planlardan aksiyona dönerken de genellikle insanların ne yapacağı konusunda bir alignment oluşmuyor ya da farklı ekipler arasında bir alignment'ın oluşmaması gibi neyi planlayacağı konusunda haberdar olmamak ya da güvenmemek gibi sonuçlar doğuruyor. O zaman da hemen şunu 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 yapalıma geliyor. Instruction vermeye başlıyorlar. Orada otonomi direkt kayboluyor. En sonunda da şöyle bir gap var. Yani benim yapacağım bu aksiyonlar neyi hedefleyecek? Hangi sonuçları getirmeye başlayacak? Ve burada da bundan emin olmak için de çok detaylı bir kontrol mekanizmalarına gidiyor. Hemen Excel spreadsheetlere dönüyor. Genellikle bu tarz faktörlerde bu otonominin kaybolmasına sebep olan şeylerden bir tanesi. Çok özellikle ürün yönetiminde genel geçer, çok var olan bir sorun. Peki bunu yapma, bunları adreslemek için ne yapabiliriz? Çok güzel. Bunlar var ama hani bu gapleri nasıl ortaya çıkarabiliriz diye. Bu iki tane araç var kullanılan. Biz de Letgo'da bunu kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bu kısımdan bahsedeyim biraz daha detaylı. Şimdi birincisi OKR Framework. OKR Framework'ün artık yani bayağı popüler oldu ama yani yine bir temelden bahsedeyim. Google'un özellikle çok meşhur ettiği bir yapı. Objectives and Key Results dediğimiz bir yapı. Ve aslında iki temel şeyden oluşuyor. Bu tamamen şirket yani organizasyonel olarak hiyerarşik açıdan da en üstten en alt seviyeye kadar ki hatta birey seviyesine kadar herkesin şirketler takım çapında hedeflerin belirlenmesi, ana objektiflerin neler? Önce bu belirleniyor. Daha sonra da bu ilerlemeyi ölçmek için ben bunu hangi ölçeklerle, hangi KPI'lerle ölçeceğim, nasıl ölçeceğim, benim hedefim ne olacak, nereden nereye getirmek istiyorum. Temel olarak bu prensibe dönüyor. Ve aslında şirketler burada işte 3-4 tane ana temel objektif belirleyip sonra bunu nasıl ölçeceklerini belirleyip daha sonra takımlara iletiyorlar. Takımlar aynı şekilde kendi objektiflerini oluşturuyorlar buna bağlı olarak. Ben bunu Letgo ile ilgili örneğini de vereceğim daha sonra nasıl yaptığımıza dair. O OKR Framework'ün nasıl bir avantajı var, nasıl bir getirisi var herkese? Bir, öncelikle hedeflerin şeffaf olmasını sağlar. Transparency'yi sağlıyor. Yani birçok şirkette şey biliyorum yani hiç şirket hedefini bilmiyor. Geliri bilinmez. Çok paylaşılmaz. İşte bazı yerlerde doğru düzgün kullanıcı sayıları bile paylaşılmıyor. Çok böyle objektiviteden uzak. Memize Letgo'da gelir gider her şey açıktır. Herkes bilir. Herkes görür mesela. Bu tarz hani birçok aslında şirkette de bu böyle. Gerçekten organizasyon olarak iyi belirmiş. Bu şeffaflığı sağlıyor. İnsanlar bildiği zaman hedefleri daha motive oluyorlar bir yandan da. Ortak ekipler arası ortak bir payda belirliyor, ortak bir hedef belirliyor. Bu da bir alignment'ı sağlıyor. Özellikle önceliklendirme de çok önemli bir konu. Şimdi farklı farklı ekipler, pazarlama ekibi, CRM ekibi, customer care vesaire nihai olarak sizin hangi hedefe gitmek istediğinizi bilirse bu stakeholder yönetimi açısından da çok daha rahat ettiren bir şey aynı zamanda. Bir yandan da önemli olan kısımlardan bir tanesi de şu OKR Framework'te 3-4 key result'tan, 3-4 farklı objektiften daha detaylı da objektif belirlememeniz gerekiyor bu işin tanımı gereği. Bu da mecburen bir odaklamaya
yol açıyor ve onu o konuda yardımcı oluyor diyelim. Peki biz bunu Letgo'da nasıl uyguluyoruz? Şimdi biraz önce bu yapıdan bahsetmiştim, bu hiyerarşik yapıdan. Bir ana organizasyon içerisinde farklı farklı tribe'larımız var. Bunun içerisinde de farklı farklı ekiplerimiz var diye. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir şey yapılıyor. Yani şirket olarak, şirket yıllık olarak hedeflerini belirliyor, OKR'larını belirliyor. Bunun içerisinde objektivlerim benim bunlar. Daha sonrasında da bunu da ben böyle uçacağım yıl sonunda diye belirliyor. Şimdi şirket çapında bunu çeyreklik olarak değiştirmek çok kolay olmadığı için bu yıllık olarak gidiyor. Zaten burada yatırımcı ilişkileri vesaire falan gibi konular da devreye giriyor. Daha sonrasında biz şirket organizasyon olarak, ürün organizasyonu olarak da, daha doğrusu Product Data Tech Organization olarak da bir çeyreklik, her çeyrek bir OKR belirliyoruz, objektiflerimiz. Bunlar ki zaten bunlar. Daha sonra bu tribe seviyesine iniyor, tribe'lar belirliyor. Daha sonrasında ekipler, squad'lar oturuyorlar. Objektiflerini, key result'larını, bu gelen hedefler doğrultusunda kendileri bununla ilgili olarak da ne yapabilirler onları belirliyorlar. Bunun da asıl önemli kazanımlarından bir tanesi de aslında odağı projelere değil sonuçlara odaklamış oluyor. Hedeflemiş oluyor ve burada artık hedefler ve metrikler daha çok konuşulmaya başlanıyor. Ben bu hedeflere, metriklere ulaşmak için ne yapmalıyım, hangi projeleri yapmalıyım, şirket takımlardan almaya başlıyorsunuz. Bir örnek vereyim burada biraz daha işin somutlaştırılması için buradaki yapının. Mesela afaki bir örnek veriyorum. Bu arada zaten bu da bilinen bir şey. Letgo araba kategorisinde çok son 2 yıldır agresif bir şekilde yatırım yapıyor. Bunu reklamlarla da görüyorsunuz. Bayağı bir ürün içerisinde takip edenler varsa da görebilir. Örnek veriyorum burada. Araba kategorisinde 1. sıraya yükselmek gibi bir objektif belirliyor şirket. Tamam diyor, ben bunu nasıl ölçeceğim? Yıllık şu kadar araba satıcısı benim üzerinden de araba satacak. Bu kadar insan da benim üzerinden araba alacak. Sonrasında çeyreklik olarak, bu zaten genellikle PDT organization'ın şeyleri de birebir denk gelir. Yani align olur orada şeyle, şirket hedefiyle. Çok değişmez. Product Data Tech organizasyonunda sadece mesela özellikle teknolojik olarak atıyorum bir komplekslerinin giderilmesi, ayrı bir yapının düzeltilmesi, daha teknik ve veri odaklı bir hedef varsa onlar eklenir ancak. Ama özellikle product KPI'leri olan çok fazla genellikle değişmez. O yüzden de direkt tribe OKR'lere geçebiliriz biz ürün tarafında. Tribe tarafında da mesela araba tarafında ben bu hedefi aldığım durumda ne yapabilirim? Tamam, araba kategorisini birinci sıraya, şu kadar araba satıcısını açacağız. Ben bu çeyrekte özellikle o zaman A'dan B'ye, şuradan şuraya getirmek istiyorum. Objektifim bu oluyor aslında ona bağlı olarak. Sonrasında diyorum ki bunu iki tane farklı kendi bünyemde de ayrı bir key result ayıracağım. Mesela diyelim ki web tarafıyla ilgili çalışan bir ekip var burada aynı tribe'in içerisinde, bir de app tarafında var. O zaman bunu ikiye ayırmış oluyorum. OKR kullananlar kimler diye bir soru geldi. Buna daha sonrasında cevap vereceğim ama burada OKR'ları belirleyenler ve onları, eğer kastımız OKR'ları belirleyenlerse burada engineering lead'ler, mesela tribe seviyesinde engineering lead'ler, product lead'leri baş sorumlusu oluyor bunun. Ve daha sonrasında farklı farklı gruplarla, işte stakeholder'larla ve ekiplerle konuşarak da bunları belirliyorlar, bu objektifleri, key result'ları. Pardon, kafanı karıştırdım. Ben katılımcılarımıza chat'ten yazsınlar diye sormuştum. Sen devam et lütfen. Tamamdır. Dediğim gibi mesela diyelim ki bunu iki tane key result'a ayırdık ekiplerin arasında. Ve farklı iki tane şeyi ayırdık. Mesela bu aslında squad'lar için bir input oluyor. Onlar için bir kullanabilecekleri bir veri oluyor. Daha sonra web takımı oturuyor. Bakın bizim böyle bir objektifimiz var. Böyle bir key result'umuz var tribe seviyesinde. Biz buna nasıl web tarafında karşılık bulabiliriz? Oturuyorlar orada yazılımcıları, product manager'ları, designer'ları vesaire falan. Kendi yapabilecekleri şeyleri de düşünerek aklına gelen fikirleri de. Ben diyor web'deki satıcı sayısını %30 artırmak gibi bir hedef koyabilirim bunun üzerine. Bunu yaparken ne yapabilirim ki result'larımı? Conversion funnel'ımı iyileştirebilirim ya da oraya daha çok kişi getirebilirim. Buna bağlı olarak da yapabilecekleri, ellerindeki verilere bağlı olarak da kendi hedeflerini koyuyorlar. Ve burada bitmiyor. Sonuçta bu hedefler de aynı şekilde insanlar tarafından insanlara, ya diğer ekiplere, yönetime vesaire falan duyuruluyor. Şimdi biraz da o kısma geleceğim. O alignment kısmına geleceğim. Daha sonrasında burada. Şimdi OKR'lar yeterli mi burada? Strateji oluşturma ve buna göre roadmap belirlemede tek başına yeterli mi? Tabii ki değil. Yani sadece oraya rakamları koymakla iş bitmiyor.
Bunu aksiyona dönüştürmek lazım ve bu da bayağı zor bir iş bu arada. Yani hep beraber onu aksiyona dönüştürmek. Şu üç gap'i tekrar hatırlayalım. Ne vardı burada? Knowledge gap, alignment gap ve effects gap dediğimiz kısım. Burada önemli olan kısım, en önemlilerinden bir tanesi alignment. Hani knowledge da önemli aynı şekilde. Knowledge ve effects, ama bu işi roadmap'e dönüştürürken en önemli kısımlardan bir tanesi alignment. Çünkü gerçekten alignment yeterince fazla olduğu zaman, herkes aynı noktada olduğu zaman, bilgi seviyesi olarak ve birbirinden haberdar olduğunda, otonomi de otomatik olarak artıyor ve kontrol biraz daha düşüyor. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Zaten yeterince şeyi, yeterince bilgiyi aldığı zaman insanlar, yeterince bilgiye sahip olduğu zaman ve yeterinden fazla bir bilgi dağı içerisinde boğulmuyorsa, zaten planlamayı otomatikman iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorlar, yapabiliyorlar. Bunu da her takıma doğru bir şekilde iletişebildiği zaman herkes de bundan haberdar oluyor ve bir şüphesi varsa zaten bunu öncesinde bildirmiş oluyor, o takım onu revize ediyor vesaire ve aksiyon planı ortaya çıkmış oluyor ve herkes bunun için okey oluyor. İdeal dünyadan bahsediyorum tabii ki de. Sonrasında da bu aksiyonların hangi sonuçlara etki edeceğini herkes bildiği zaman herkesin kafası da daha rahat oluyor, deyim yerindeyse. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Yani özellikle bu alignment tarafında bunu ben, bu ekip olarak bunu nasıl sağlayabiliriz? Burada başka bir yöntem ortaya çıkıyor. Aslında five part briefing denen bir yöntem. Bu yöntem de aslında şuna dayanıyor. Biz şu başta burada saydığım 5 konuda alttan üste, üstten alta, organizasyon olarak yatay seviyede birbirimizi yazılı ve iyi bir şekilde bilgilendirebilirsek ve bunu sözlü olarak da iyi destekleyebilirsek bunları sağlayabiliriz. Bunlar neler? İçinde bulunduğumuz bağlam, kontekst, yani buradaki detaylı bilgilere ne kadar hakim olursa onu bir dokümante ediyoruz. Daha sonra işte benim buradaki amacım ne, oradaki niyetim ne, neyi yapmak istiyorum? Intent, goal, mission dediğimiz kısmı iyi belirtirsem ve bunu measurement dediğimiz kısımda, yani nasıl ölçeceğimi de iyi belirtirsem, iyi bilirsem ve bunu iyi anlatabilirsem benim için büyük bir kazanımdır. Nasıl yapacağımı, bununla ilgili hangi aksiyonları alacağımı bildiğim kadarıyla anlatabilirsem, bu zaten önemli bir faktör ve burada da özellikle bazı kısıtlar vesaire varsa onu da belirtmem gerekiyor. Mesela bazen bir ekibe bağlı olabiliyor, orada birbirini bağlayabiliyorlar. Veya bazen bir legal bir şey oluyor, zorunluluk oluyor. Şu tarihe kadar bu kanuna işte uygun hale gelmemiz gerekiyor gibi sınırları da belirtirsek zaten burada alignment'ı sağlamış oluyoruz. Bunu nasıl yapacağımıza birazdan geleceğim, yaptığımıza. Burada OKR'ları zaten, OKR'lar da burada iki faktöre faktörü çözmenize yardımcı oluyor. Measurement'lar, intent, goal, mission kısımlarını zaten OKR'larla halletmiş oluyoruz. Çoğunluk buradaki süreç gerisini çözmemize yardımcı olacak. Bu durumda biz nasıl yapıyoruz aslında? Biraz önce de bahsettim, mesela şirket seviyesinde bir intent belirtiliyor. Bir dokümanla, strateji briefingle, bizim amacımız bu, bizim intentimiz bu diye konuya başlıyoruz orada. Daha sonrasında tribe seviyesinde bir strateji briefing oluşturuluyor yine aynı şekilde. Şimdi ben mesela tribe lead olarak bu şirketin işte hedefleri, oradaki bana sağlanan intent ve kontekst içerisinde bir strateji brief oluşturuyorum. Ki detayından birazdan bahsedeceğim. Bu strateji briefing içerisinde problemlerden vesaireden, hedeflerden, OKR'lardan, ana amaçlardan, bunlardan bahsediyoruz. Ve başta dikkat etmeniz gereken şeyler varsa onlardan bahsediyoruz. Daha sonrasında da takımlar bu briefingi alıyorlar. Bakıyorlar, kendi amaçlarını, kendi ekip amaçlarını oluşturuyorlar. Ve bunları nasıl adres edeceklerini oluşturuyorlar. Ve bir back briefing yayınlıyorlar. Bu back briefing aslında şey demek. Bakın sen böyle bir şey verdin bana. Bir amaç verdin. Biz bunu doğru anladık mı acaba? Ve biz buna doğru bir şekilde adresleyebiliyor muyuz? Biz burada kendi aramızda tekrardan bakıyoruz. Alignment oluyor mu? Bu sadece dokümanla olmuyor. Sunumlar, toplantılar vesaire şeklinde de oluyor. En sonunda da şirket olarak diyoruz ki bizim şeylerimiz bunlardır. Briefinglerimiz bunlar. Amaçlarımız bunlar. Peki bunun içerisinde ne oluyor? Biraz daha somutlaştıralım bunları. Şimdi burada şeffaf bir şekilde şeyle paylaşacağım. Bizi paylaşıyorum. Bizim şirkette kullandığımız doküman, oradaki template'i kullanacağım. Paylaşıyorum. Mesela gördüğünüz gibi bu bir Confluence sayfası ve bu Confluence sayfasının içerisinde ben tribe lead olarak organizasyonda başladığımda ilk başta bir kontekst sayarak başlıyorum. Yani oradaki arka plan bilgisi ne? Bu ne olabilir? Mesela şu anda o stratejik durumda, bizim içinde bulunduğumuz durum, gitmek istediğimiz nokta neresi? Şirket olarak bakın biz buradayız, elimizdeki veriler bunlar, şu kadar kullanıcı sayımız var. Atıyorum mesela işte
arabayla ilgili örnekten bahsettim. Şu kadar şu durumdayız, pazarda bu noktadayız ama buraya gitmek istiyoruz. Veya işte burada kullanıcılardan şu tarz feedbackler var. Quantitative ve qualitative olarak elimizdeki veriler bunlar. Bunları genellikle sunuyoruz ve gitmek istediğiniz noktayı belirtiyoruz. Daha sonrasında 2-3 cümleyle ana hedefleri koyuyoruz. Mesela burada Trust and Safety tarafından da bir örnek vereceğim. Özellikle bu önemli bir kısmı, mesela bizim şeylerden bir tanesi, ekiplerden ve ana odak noktalarından bir tanesi de burası. Biliyorsunuz pazar yerlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi de böyle işte dolandırıcı vesaire gibi kullanıcıların arasındaki sorunları çözüm bulmak. Örnek veriyorum, mesela bu şeyde diyelim ki şirket hedefi olarak, kontekst olarak biz işte en güvenli platform olmak istiyoruz. Bunu yapmak için işte farklı farklı şeyler var. İşte belki insanların kendi aralarında mesajlaşmalarını, istismar vesaire, küfürleşme gibi sorunları çözmek olabilir. Veya işte dolandırıcı konular olabilir. Biz bunları azaltmak istiyoruz. Elimizdeki konular bu diye bir back briefing yazılıyor. Sonrasında da 2-3 cümleyle mesela buradaki somut olarak neye bunlar tekabül ediyor, onlardan bahsediyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi şu olabilir. Dolandırıcılık nedeniyle gelen kullanıcı memnuniyetsizliğini azaltmak. Çok güzel. Bu bir hedef, bir niyet. Biz bunu nasıl ölçüyoruz? Tribe seviyesinde diye bir şey çıkabilir. Müşteri memnuniyeti anketi yapacağız mesela. Müşteri memnuniyeti anketinde güvenlik alanındaki notu X'ten Y'ye çıkartmak şeklinde ben bunu ölçeceğim. Bunu OKR'larda bu şekilde bahsedebiliriz buna. Sonra burada Just to be done kısmı var ama Just to be done kısmını burada iyi anlatmak lazım. Burada şey yok. Hani şunlar yapıla, bunlar yapılmalı gibi bir yaklaşım yok. Burada bilinen sorunlar neler? Bunların biraz da ekiplere bir guidance olarak, rehber olma amaçlı yapılan bir şey. Bu amaca ulaşmaya yardımcı olabilecek bilinen sorunlar. Yani biliyoruz ki mesela web sayfasında şöyle bir feedback geldi kullanıcılardan. Birçok yerden geliyor diyelim ki. Web sayfasında dolandırıcıya şikayet imkanı yok. Bu bir faktör olabilir. Siz ekip olarak daha iyisini bilirsiniz. Yine daha detayına girin. Ama bu bir input. Veya işte app'te şikayet sayfasının kullanımı zor olarak bildiriliyor. Ya da veriler biraz bunu gösteriyor gibi. Böyle birkaç tane jobs to be done da sayılıyor bunun içerisinde. Sonra diyelim ki ekipler geldi, aldı bunu. Bunun üzerine konuşmaya başlıyorlar. Diyelim ki kontekst tarafında önce şunu diyorlar. Ha, ben tribe seviyesinde ve bunlar zaten bahsedilmişti. Bu benim ekibimde mesela, diyelim ki benim ekibimde bunun şeyi ne? Karşılığı ne? Ben bunu nasıl adresleyebilirim? Biraz bunu kendi ekibinin skopuna aslında indirgiyorlar burada. Kendileri de bakın, senin dediğin kontekste göre bizde böyle bir durum var. Biz bunu böyle anladık. Ve bunları amaçlıyoruz diye kendi hedeflerini belirtiyorlar, niyetlerini belirtiyorlar. Daha sonrasında da burada zaten OKR'lardan bahsetmeye gerek yok. Zaten OKR'ları da birkaç kez bahsettim. Kendi ekip OKR'larını oluşturuyorlar daha öncesinde belirttiğim gibi. Daha sonrasında burada şey var. Artık yavaş yavaş execution seviyesine geliyor. Oradaki ekip sonuçta oturuyorlar yazılımcılarla falan beraber. Ben bu sorunlara, bu OKR'lara ulaşmak için ne tarz çözümler bulabilirim? Bu çözümleri bulurken işte burada projeler, fikirler ortaya çıkmaya başladı. Ve bunun üzerine de bunu yaparken şöyle bir exercise yapmalarını istiyoruz özellikle ekiplerden. Mesela benim value milestone, benim yapmam gereken şey ne, istediğim şey ne, çözümüm ne? Burada hangi soruna odaklayacağım, hangi sorunu çözeceğim? Bu genellikle biz bunları OKR'larına da ilişkilendirmek istiyoruz. Hani bu OKR'a bu hedefi ben hedefliyorum, bunu çözmek istiyorum. Bununla ilgili elimdeki kanıtlar budur, elimdeki veriler budur. Bununla ilgili olarak da şunu arttırmak istiyorum. Bu ikisi genellikle birlikte. Hangi metriyi etkileyeceğim ve bunu nasıl arttıracağım? Ve bununla ilgili de bir boundary var mı? Yani beni etkileyen bir şey var mı? Atıyorum legal bir avuk, işte hukuk tarafıyla ilgili şunu danışmam lazım. Veya bu ekibin öncelikle bu projeyi tamamlaması lazım gibi sınırlarım var mı? Dependency'm var mı gibi. Burada başlıyorlar. Tabii burada şeyden bahsetmek lazım. Yani 3 aylık yapıyoruz biz bunları ve 3 ay çok uzun bir süre. Yani özellikle bu tarz dinamik pazarlarda. Burada bunlar şey değil, hani biraz önce bahsettiğim gibi Gantt chartlar vesaire detaylı taşa yazılmıyor bunlar. Bunlar dinamik, çevre içerisinde değiştirilebilir. Ve burada da özellikle şundan bahsedeceğim. Altta da bir in-out list ve commitment görüyorsunuz. Yani burada da buna bağlı olarak da biz şunu bir liste oluşturuyoruz aslında. Biz neyi yapabiliriz, neyi yapamayız listesi. Ama buradaki liste şey değil kesinlikle yani. Dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, ben böyle net şu süper bir commitment listesinden çok neleri kesinlikle yapmayacağımızı anlattığımız bir liste. Yani ki bunu herkes bilsin, kendini ona göre ayarlasın diğer ekiplerde. Biz bunu yapamayacağız. Bizim kaynağımız yeterli değil. Bazen şey de oluyor. Ne gerekiyor? Ekstra kaynak lazım mı vesaire gibi tartışmalar da olabiliyor burada. Onları da adresleyebiliyor. Bunlar zaman zaman değiştirilebiliyor.
Ben mesela örnek olarak şunu söyleyeceğim. Diyelim ki şu okey, bir OKR'a hedef olarak bir tane proje düşündü ekip. Ocak ayında atıyorum. Sonra Şubat ayında akıllarına bununla ilgili daha iyi bir fikir geldi. Ya da pazarda o hedefle ilgili bir şey değişti. O zaman daha iyi bir şey geldiyse o proje öncelikleniyor bu sefer. Sonra diyor ki biz bunu çıkardık, biz bunu alt listesine attık. Bunu yapmıyoruz. Şimdi sonunda zaten soruları alacağım. Ama aşağı yukarı zaten bu soruları bulmak istedim. Çözümler bunlar. Şöyle bir kısaca özetleyecek olsak aslında önceliklendirme daha sonraki adımlarda olması gereken bir şey. Ürün stratejisi her zaman için daha önemli ve büyük. Tabi burada bu stratejinin doğru bir şekilde roadmap'e dönüşmesi ve execution'a dönüşmesi ile ilgili en büyük engeller bu. Üç bahsettiğim gap, knowledge gap, alignment gap ve effects gap olarak geçiyor. Buna bağlı olarak da biz de yöntem olarak OKR framework'ü ve bu tarz strateji briefing ve back briefing yapısını kullanıyoruz. Son olarak da şundan bahsedeceğim. Biraz önce bahsettiğim gibi biraz da reklam yapayım. Biz de İstanbul'daki ekibi özellikle büyütmek istiyoruz. Yani bizim normalde Barcelona'daki Product Data Tech alanındaki ekiplerindeki rollerde artık İstanbul ekibinin İstanbul tarafında da arkadaşlara katmak istiyoruz. Kik atıyoruz da bir yandan. Ve burada da hala da açık oldukça önemli güzel pozisyonlarımız var. Bir tanesi de özellikle en üstteki benim birebir ilgilendiğim önemli, benim için çok da önemli pozisyon. Senior Product Manager pozisyonu ve özellikle de bir de Product Designer pozisyonu. Ama yani sadece şey olarak değil, product tarafı olarak düşünmemek lazım. Engineering tarafında, Data Science tarafında, Data Engineering tarafında ve Business Analysis tarafında da önemli pozisyonlarımız var. Bunları LinkedIn üzerinde, Let Go sayfası üzerinde de bulabilirsiniz. Bir de bizim bağlı bulunduğumuz OLX Group ilanları arasında da yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Bazı şeyler, bazı pozisyonlar o ekibin, o OLX Group sayfasının altında yayınlanmış durumda. Açıkçası düşünürseniz bize çok mutlu oluruz. Bize beraber çalışmak isteyen arkadaşlarla çalışabilmeyi. Çok teşekkür ederim herkese dinledikleri için. Sorunuz varsa cevaplamaktan da memnuniyet duyuyorum. Melih, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Yani hem Letgo'nun içinden örneklerle paylaşman benim daha da böyle dikkatli dinlememi sağladı. Sadece framework'ü değil, gerçekten onu framework'ü dinleyen biri değil de gerçekten onu uygulayan biri olarak bunları senden duymak çok değerliydi. Şimdi Melih'e sorularınız varsa chatten paylaşabilirsiniz. Biraz bekleyelim sorular için. Bu arada halen 22 tane izleyenimiz var. Bir süre onlar için bekleyelim. Melih, ben bu arada şeyi soracağım sana. Kişisel olarak karşılaştırdığın zaman daha önce çok birçok farklı boyutta firmada çalıştın. İşte başlangıçta da gördük. Netsis'ten sahibinden koma, Emlakjet'e kadar. OKR kullanmanın böyle bir ürün insanı olarak senin gündelik hayatına katkısı ve götürüleri, belki götürüleri de olmuştur. Neler oldu, sen böyle daha günlük etkisinden bahsedecek olursan ne söylerdin? Pozitif tarafı biraz önce bahsettiğim gibi aslında önceliklendirmede, odaklanmada en büyük katkısı oldu. Mesela şöyle yapılar da olabiliyor daha önceki çalışmalarda, işte 10 tane ekip var, her şey farklı, herkes farklı bir şey istiyor, farklı ekiplerin farklı ihtiyaçları var. Onların arasında önceliklendirme yapmaya çalışıyorsun mesela. Ama yani birbirlerine o kadar farklı KPI'leri var ki o ekiplerin, yani etki ettiklerinin o kadar farklı ki karşılaştırılabilir değil. Mesela çok genel geçer yöntemler şeydir ya önceliklendirmede, işte mesela bazısı revenue'ya dayandırır. Her şeye bir revenue değeri bulmaya çalışır. Çok zor gerçekten bunu real hayatta yapmak. Yani bazı şeyler var, o kadar çok zor dönüştürebiliyor onu gelire vesaire falan. Özellikle bunu kıyaslanabilir kılmak açısından çok önemli. Ve herkesin de bunu bilmesi açısından çok önemli. Yani birisine diyorsun ki mesela, hala daha bizde de oluyor, geliyor ara ara istekler vesaire falan. Yani o adamın ona isteği var. O mesela onun kişisel olarak gerçekten hayatını kolaylaştıracak bir şey mesela. Aklına bir şey geliyor. Mesela iç özellikle araçlarda, tool'larda çok oluyor böyle şeyler. Ama diyorsun ki ya tamam yapalım çok güzel ama yani biz, şirket olarak hedefimiz bu. Biz de buna göre çalışıyoruz. Kaynaklarımızı buna göre yönlendiriyoruz deyince
Oker var deyince herkes bir susuyor. O biraz rahatlatıyor. Herkesin de daha bunu özümsemesini sağlıyor. Ama negatif tarafı da şu, bir yandan da özellikle ürün ekiplerindeki algısı burada şeyin önemli. Ya bu da şey değil. Biz 3 ayda bir planlama yaparız. 3 ayda bir insanları dinleriz. Hadi bakalım 3 ay dükkanı kapattık. Bunlar üzerinde çalışacağız demek de değil. Bu da onun negatif tarafı. Onu biraz daha şey yapmak lazım. Yani orada biraz stakeholder yönetimi tarafında iyi kullanmak gerekiyor o tarafta. Bu mesela negatif tarafta olabilecek şeylerden bir tanesi. Aldım. Bu dinamikliği aslında biraz yani 3 ay seviyesinde tutunca orada o dinamikliği belki biraz kaybediyoruz diyorsun. Bir i̇şte bazı... onu hızlı bir şekilde revize edebilirsen yani atıyorum mesela ayda bir, 2 haftada bir. Mesela biz onu sıkıntısını çektik. Mesela bunları OKR'lar ilk başta 3 ayın sonunda bakılıyordu. Hadi bakalım oldu mu olmadı mı 3 ayın sonunda görüyorsun. O zaman da olmamış falan gibi hani tutturamamışız gibi saçma şeylere de gidebiliyor. O zaman şunu yapmaya başladık mesela şirket ekibi. Belki ondan bahsetmem iyi olabilirdi. Aylık olarak mesela review ediliyor bunlar. Hani yüzde ne kadarına geçtik. Özellikle burada rakamsal hedef koymak önemli. Bu da önemli bir nokta. Yani dikkat etseniz örneklerde hep şey söyledim. Şundan X'ten Y'ye getirelim. Sadece %15, %20, %30 da olmuyor bu. Genellikle şu rakamdan bu rakama getirelim. Özellikle bunu söylüyoruz ki insanlar ona baktığı zaman biz bu noktadayızı da görsünler. Gidilmesi gereken noktayı görsünler. Sonra bunu yüzdesel olarak takip etmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Ki atıyorum birinci ayın sonunda, ikinci ayın sonunda şunu diyebiliyoruz. %50'sini tutturuyoruz. Arkadaşlar bunu yapmak için, arttırmak için bir şeye ihtiyacınız var mı? Diyorlar ki atıyorum bu proje bizim çok şey yapıyor, geciktiriyor vesaire falan. Orada bazı çözümler de bulunabiliyor. Her zaman da şey de mümkün olmuyor bu arada. Bazen yani bazı projeler var, yap bitir projesi ya da bir şeyi launch edeceksin. Yani her zaman olanı geliştirmek de olmayabiliyor. O zaman mesela şey olabiliyor, hedef belirlemek de zor oluyor. Sıfır olan bir şey için hedef belirlemen zor olabiliyor. Orada mesela bazen zorluklar çıkabiliyor. Mümkün olduğu kadar numerik şeyler koymaya çalışıyoruz o noktada. Aslında bu son noktada benim yine görüşünü merak ettiğim bir konuydu. Çünkü OKR'lar böyle çok key result'lara vurgu yapılan bir framework. O ölçülebilir yapmak üzerine. Ama objektiflerde boşuna yazdığımız şeyler değil. Yani objektiflerde key result'ların yakalayamadığı, işte sayıya dönüştüremediğin ama halen anlamlı olan şeyleri yapmak için bir fırsat sağlıyor. Ama tabii şey hani key result o kadar elle tutulur bir şey ki ona uyduramadığın zaman da ne kadar gerçekten hizmet ediyor hedefine. Bu artık şey yani araçların limitlerinin bittiği yere geliyor sanırım, ne dersin? Evet yani önemli. Dediğim gibi key result belirlemek çok şey bir konu, sıkıntılı bir konu yani bazı durumlarda. Orada işte yaklaşım önemli. Niyeti okumak önemli bir de orada. Hani objektifi okumak da önemli. Biz mesela yakın zamanda bir ürün launch ettik. Android tarafında daha sonra da duyurularını yapacağız. Mesela Let Go To Plus diye mesela. Ayrı bir ürün, ayrı bir hizmet. Belki Masa Koto Sanayi'den geçenler varsa dışarıda da bazı şeyler görebilirler. Orada mesela sıfırdan ürettiğimiz bir ürün. Yani biz bu çeyrek için bir OKR koyduk ama mesela sıfırdan ürettiğimiz ürünlerde şu oluyor. Şunu yapmak istemiyoruz mümkün olduğu kadar. Bunu çıkar, bunu launch et. Çünkü bu biraz da otomatikman proje yönetimine döndürüyor insan. Yani yine ona, yani sonuçta bu projeyi çıkaracağız ama onu da şey demeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Atıyorum minimum seviyede işte 10, bunu launch ettikten sonra atıyorum 10 tane müşteri getir. Bununla ilgili gibi. Yine minimum sayıda ama yine numerik bir şeylere getirmeye çalışıyoruz konuyu. O da güzel bir nokta. Benim sevdiğim bir egzersiz var onda. Ben bir ara böyle OKR'la ilgili danışmanlık yapıyordum. Bir yerde böyle bir iş tarif edildiği zaman key result olarak senin verdiğin örnek gibi işte şunu hayata geçir. Soruyu şöyle çevirmek işe yarıyor. Belki bunu dinleyenler için de faydalı ufak bir yöntem olarak paylaşayım. Bunu yaptığında, bu işi yaptığında hangi sayılar değişecek? Yani bir şeylerin ya artmasını, ya azalmasını ya da sabit kalmasını bekliyorsun. Bu egzersiz böyle hani birkaç defa çok böyle zihnimde net değil şu anda örnek ama hani o yapılacak şeyden vazgeçmeyi bile sağlayabiliyor. Çünkü anlamlı bir şey ama gerçekten bir sonucu etki ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Gamze Tepe'nin bir sorusu var bu arada. Evet, güzel bir soru, çok güzel bir soru. KPI'ler, hedef değer belirlenirken tahminlemelerde yöntemleriniz neler oluyor? Güzel bir soru. Mesela burada da bu işin zor kısımlarından bir tanesi. Şimdi bazı şeyler
de iki farklı etken var burada. Bir, gitmen gereken yer. Yani atıyorum mesela sen tepede biraz önce şeyden bahsettim atıyorum. Mesela bir alanda müşteri sayısını %15 arttırmak gibi mesela bir örnek olduğu zaman. Şimdi mevcut duruma göre şey de çıkıyor. Mesela volüme bakıyoruz mesela atıyorum. Web tarafında volüm yüksek, app tarafında volüm azsa ya da bir ekibin yaptığı bu rakama bir ekip daha çok etki edebilecek, diğer ekip daha az etki edebilecekse o daha çok etki edebilecek ekip belki buna %40'ını yüklenirken öteki ekip %20'sini daha azın alabiliyor. Bir etki edebilme faktörü var burada ekibin yapabileceği projelerle ilgili. Bir de tepedeki hedefe göre ben ona orantılı olarak da hedef koyabilirim. Yani ben tutup da hedefim %60 iken %10'luk bir hedef koyamam ekip olarak. Şimdi o saçma olur. Ama burada şey var. Bazen şunu da yapıyoruz mesela. Elimizdeki projeler, benim bir tane hedefim var. Mesela 3 tane kullanıcı funnel'ım var diyelim ki. Aynı şeyi kullanıcı funnel'ını işte mesela diyelim ki ilan sitelerinde çok yaygındır. İşte Searchbox kullanarak başlayan bir funnel var diyelim ki. Bir de tek tek filtreleme yaparak bir funnel var. Benim nihayetim oraya daha çok insan getirmek ilanlara diyelim ki. Ama benim yapacağım projeler search tarafıyla ilgili daha bildiğim çok daha önemli etki edebilecek projeler var. Ben search tarafına daha yüksek bir KPI koyabiliyorum mesela. Hedef koyabiliyorum. Ben o projelere güveniyorum ve asıl etkimi ben bununla vuracağım. Bununla sağlayacağım diyorum. Bu mesela yöntemlerden bir tanesi. Güzel. Burada yöntemin böyle daha felsefi bir noktasıyla ufak bir ekleme yapayım Eli. O da OKR'larda böyle çok fazla vurgulanan bir konu. Bizi zorlayacak hedefler belirlemek. Esnetecek işte stretch goal diyorlar İngilizcesi. Esnetecek hedefler belirlemek. Yani onun da örneği şey zıplayıp dokunabileceğini bildiğin bir tavana zıplamak seni çok geliştirmez. Çünkü zaten o seviyede zıplayabiliyorsun. Biraz daha böyle kendini zorlayacağın, esneyeceğin bir şekilde bir hedef belirlersen bir süre sonra artık o senin gelişmeni de sağlıyor. Bir de hedeflerle alakalı OKR'ların diğer yöntemlerden belki biraz farklı olacağını söyleyebileceğimiz öyle bir taraf var. Böyle bugün ilk planlarken nasıl erişeceğinize tam emin olmadığınız biraz zor hedefler belirleyin dediler OKR'lar. En büyük hatalar pardon. Bir eklemen var senin sonra başka bir sorumuz daha var. Sen. Aynen. Çok doğru bir nokta. OKR'larla ilgili en önemli prensiplerden bir tanesi birebir bunu performans yönetimi hedef olarak kullanmayın derler. Yani çünkü performans da insanların bonusunu vesairesini, performans notunu buna bağlarsanız insanlar o kadar da kendini zorlamaz bu hedefi koymakta diye bir şey var. Ama bir yandan da şirketlerde bir performans hedefi koymak istiyor ve bir şekilde ölçmeye çalışıyor bu performansları. Bununla ilgili arayol felsefelerden bir tanesi de şey yani %70'i OKR'ların tutarsa hedeflerin bu iyidir yine. Hani %70 aslında okeydir gibi bir yaklaşım da var burada. Hani o da kullanılıyor. Bir sorumuz daha var. Gamze soru için teşekkürler. Ömer'in sorusu. Strateji briefing, back briefing sürekli yaşıyor, gelişiyor. Bu süreç içerisinde squadların zorlandıkları noktalar neler oluyor? Nasıl çözümler buluyorlar? Evet. Mesela bir tanesi şeydi. Bir kere herkes aynı geçmişten, aynı disiplinlerden, aynı bilgi seviyesiyle gelmiyor. Çalışanların da o ekip yapısındaki arkadaşların da product manager olsun, engineer olsun alışması gereken şeyler var. Yani o yapıya alışması gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Bu öğrenme süreci vardı bir seviye. Ben mesela biz bu sürece başladığımızda ben şeydeydim. Yani Netco'da çalışıyordum o sırada. İlk 6 ayımda falandım. Ve ilk başta böyle bir bürokrasi yaratıyor. Çok toplantı yaratıyor ilk başta. Planlama uzun sürüyor biraz o 3 aylık planlama. Ama bu iyi bir şey bir yandan da. Bir yandan da şuna yol açıyor. İlk başta işte ekipler diyor ki bir dakika biz 3 aylık böyle şey plan mı çıkaracağız? Bu hiç ecail değil falan dönüyor. Bakın diyoruz hani 3 aylık bu niyet. Hani bunlar değişebilir arkadaşlar ama en azından gitmek istediğimiz yeri görmek için bizim için bir exercise falan. Orada böyle sürtüşmeler oluyordu. Şimdi yavaş yavaş rayını bulmaya başladı. Ekiplerin işte orada proaktif olarak girmesi, insanların ona alışması biraz zaman alabiliyor. Şimdi mesela daha çok workshop gelişti, yapabilme yeteneğimiz gelişti orada. Şimdi her şeyi workshop'ta yapmaya başladık zaten. Yani özellikle online çalışırken, remote çalışırken şirket tamamen remote şu anda. Böyle online boardlar üzerinden yapmaya başladık her şeyi. Ve bu tarz şeyler bizim zorlandığımız noktalarda o interaktiviteyi sağlamak. Product manager'ın her şeyi bakın bunu yapalım dediği noktalara gitmemek istedik. O bir tanesiydi. Ötekisi de saydığımda mesela daha çok projeler odaklı gidiliyordu ilk başta.
Biz özellikle şey dokümanın sırasını bile ona göre değiştirdik. Yani OKR'lar, goal'lar ondan başlayan arkadaşlar. Yani value milestone'lar değil. Bu noktada mesela bunlardan bir tanesiydi. Melih, bu şu ana kadar anlattıklarından şeyi gördüm. Daha çok sanki Confluence'ı kullanıyorsunuz bu bilgilerin yaşadığı yer olarak, doğru mu? Evet. Yani çünkü bunu bir knowledge base olarak, hafıza olarak tutmak istiyoruz. Yani normalde geçmişte işte Google Docs vesaire falan da kullandı şirkette. Ama daha sonrasında geri dönüp baktığımız zaman indekslenmemiş, linklenmemiş bir şekilde bir yapı ortaya çıkıyor bir yerden sonra. Bunun herkesin diye sonra görebileceği bir bilgi şeyine, bir knowledge base olarak kullanmak istedik. Tabii bu şey değil yani. Şu da olmuyor. Hani bütün şirkete arkadaşlar benim şeyim budur, briefingim budur, hadi alın okuyun diye de gönderilebilecek bir şey de değil. O yüzden genellikle de bir alignment toptantıları oluyor bununla ilgili genellikle. İşte liderlik ekibiyle, farklı ekiplerle vesaire de bunlar konuşuluyor. Anladım. Ben bir soru daha soracağım Melih sana. Şirket içinde OKR'ların liderliğini, işte şampiyonluğunu, önderliğini yapan böyle bir birim var mı? Yoksa gerçekten çok yayılmış, herkesin sahiplendiği bir şey mi? Var. Bu güzel bir nokta. Böyle bir yani birilerinin bu işi disipline etmesi gerekiyor her zaman için. Bir hani arkadaşlar bakın OKR takvimi geliyor, belirlememiz lazım falan diye böyle bir çünkü günlük olarak insanlar birçok projeyle bir şeylerle uğraşıyor, bir sürü işleri var. Bunları bazen şey bile oluyor yani ya bir dakika bir OKR gel şimdi bununla mı uğraşacağız falan böyle, yani o kafa bile olabilir insanda yer geliyor çünkü çok bazen acil bir işi olabiliyor ama onu disipline etmek için şirkette birilerinin bunu yapması lazım. Bu arada ben geçmişte sadece Letgo'da yapmadım bunu. Biz daha önce de uyguladık, Efforts'ı da uyguladık mesela. Uygulamaya çalışıyorduk mesela ve bunun eksikliğini çektik. Onu disipline edecek, doğru formata sokacak birisinin olması önemli. Çünkü şey de gerekiyor mesela review ederken, arkadaşlar bu OKR felsefesine aykırı, bu yanlış, bunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım diyen birisi de oluyor. O da önemli. Hedefleri böyle koyalım ki diyor düzgün ölçebilirim diye. Bir de bunun mesela işte takip edilmesi için sonra o OKR'ları birbirine bağlıyoruz işte. Otomatikman mesela Trap OKR'lar burada update oluyor mesela. Takımın birisi bir key result'ı güncellediğinde bu tribe'a yansıyor. İşte oradan bazen işte bütün organizasyon seviyesine yansıyor. İdeal durumlarda bunları da yapmak istiyoruz. O kişiler bunları da sağlıyorlar. Aslında çok kritik bir nokta değil mi burası? Çünkü yani işin felsefesini benimsemek bir şey ama OKR bir strateji execution yani uygulama framework. Uygulamak için de o gündelik hayatta olması, birinin bunun peşinden koşması, gündeme getirmesi lazım. Tam böyle bir product manager'ın işini tarif eden bir şey gibi hissediyorum her OKR'dan konuştuğumda. Ben bu arada o işin tam product management için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Bu biraz daha şey, old school böyle elinde kamçılı project manager işi gibi geliyor bana biraz daha. Çünkü yani insanları bazen, yani özellikle bu tarz hani hadi arkadaşlar yapıyoruz, bitiriyoruz falan dediği zaman hani böyle product manager'lar bazen o konuda biraz şey olabiliyor, deadline'lar konusunda vesaire çekingen olabiliyor. Orada böyle fütursuzca herkese zorlayacak birisi gerekebiliyor bazen o konularda. Anladım. Ben biraz daha şey hayal etmişim bunu söylerken, hani böyle bir işbirliği ortamı yaratacak, araçları kuracak ama sen diyorsun ki biraz kamçılamak da lazım. O tam product manager rolü olmayabilir. Haklısın. İkisi de var. Dediğin doğru ya. Yani. Mesela özellikle genellikle Google'da çalışmış insanlar bu konuda şirketlerde bir şeydir, öncüdür. Onlar genellikle usual suspect olarak bu iş için seçilirler. Bu arada şeyler de var. Yani tamamen hayatını bundan kazanan insanlar da var artık. Yani tamamen rol olarak bunu şey yapan, şirketlerde bu rolü benimseyen insanlar da var. Tamamen profesyonel olarak bunlarda çalışıyorlar. Evet, biz bir şirkette bunu uygularken OKR Master rolü diye bir şey uydurmuştuk. Bunun için Scrum Master değil ama OKR Master lazım diye. Evet. Peki sanırım başka sorumuz yok Melih ve bir saati de doldurduk aslında. Senin paylaşmak istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Sana ulaşmak istersek, sorularımız olursa ulaşabilir miyiz? Bunu nereden yapalım? Her zaman için yine ulaşabilirsiniz. Özellikle yani LinkedIn başta olmak üzere oradan ulaşabilirsiniz. Her zaman için yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında da yani mail adresimi yazmadım gerçi ama melih.ozbekoğlu@letgo.com adresinden de erişebilirsiniz yine. Burada mesela atıyorum anlattığım şeylerle ilgili dokümanlar, kitaplar atıyorum bahsettiğim kitaplarla ilgili kaynak vesaire sormak isterseniz yine aynı şekilde. Evet, genellikle LinkedIn üzerinden daha hızlı oluyor bu işler. Oradan da cevaplayabilirim aynı şekilde. Melih çok teşekkürler. Çok sağ ol.
Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen ürün insanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Şu an evet, artık iyi geç olmaya başladı saat. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.